ettiği gibi ben göreve yeni başladıklarında bir hayırlı olsun ziyareti yapmıştım. Bugün onlar da sağ olsunlar yerde ziyarette bulunuyorlar. AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe beraberinde il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Recep Gürkan'a iadeyi ziyarette bulundu. Akmeşe burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerini Edirne'de güzel kalıcı işler yapmak olduğunu söyledi. Hükümetin Edirne'ye özel bir ilgisinin olduğunu kaydeden Akmeşe, belediye başkanının projelere ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Ziyaret ettiler. Biz de buna mukabil bugün biraz geç oldu ama tabii yoğun, o da yoğun, biz de yoğun. Bir iadeyi ziyaret yapalım, hem Edirne'yi konuşalım dedik. Gerçi beraber olmasak da biz sık sık başkanla Edirne ile ilgili sorunları konuşuyoruz. Biz ona destek oluyoruz, o bize yardımcı oluyor. Yani bu işleri diyalog halinde götürmeye çalışıyoruz. Yani burada tabii hedefimiz siyasetçilerin de, STK'ların da hepsinin hedefi Edirne'ye güzel işler yapmak, kalıcı eserler bırakmak. Biz de siyasetçi olarak Edirne'miz bizim gözdemiz. Edirne'ye ne kazandırabilirsek, ne yapabilirsek bu bizim faydamız olur. Arkamızdan konuşurlar. İyi eserler bırakmak lazım. İşte göreve geldik biliyorsunuz iki hafta üst üste bakanlarımızı ağırladık. Orman ve Su İşleri Bakanımız, Edirne'deki yatırımları biliyorsunuz. Ondan sonra Sağlık Bakanımız geldi. İşte ambulansları Edirne'den yola çıkardık, Türkiye'de 18 ile. Tabii Sağlık Bakanımızın çok büyük katkıları var. Şu anda yeni hastane olmayan ilçemiz dahi kalmayacak inşallah bu sene içinde. Yani Lalapaşa, Süloğlu, en ufak ilçelerimize dahi. Onları da bitirmeye çalışıyoruz. Hükümet olarak gerçekten Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün bakanlarımızın Edirne'ye özel bir ilgisi var, alakası var. İnşallah bu niyetimiz devam edecek. Edirne için var gücümüzle çalışacağız. Başkanımızla el eleyiz. Diğer STK'larla el eleyiz. Edirne için gereken en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Bir çivi çakarsak ne mutlu bize diyoruz. Belediye Başkanı Recep Gürkan da siyasette amacın halka hizmet olduğunu belirterek Edirne'de de tüm siyasi aktörlerin bu anlayışla çalıştığını ifade etti. Hükümetin gücünden Edirne'nin daha fazla yararlanmasını istediklerini belirten Gürkan, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na da kente katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkanımızın da ifade ettiği gibi ben göreve yeni başladıklarında bir hayırlı olsun ziyareti yapmıştım. Bugün onlar da sağ olsunlar, yerde ziyarette bulunuyorlar. Tabii Edirne'de gerek telefonlarla gerek informal ortamlarda sadece böyle resmi ziyaretlerde değil birçok ortamda bir aradayız, bir araya geliyoruz. Çok sıklıkla telefonla görüşmelerimiz oluyor. Çünkü beklemeye tahammülü olmayan konular var bazen. Ama siyasi partilerimizin farklı olması Edirne'ye hizmet noktasında, Edirne ortak paydası altında bir araya gelmemize engel değil. Bence bunu bir zenginlik olarak değerlendirmek lazım ve Edirne'de gerçekten çok şükür tüm siyasi aktörler, il başkanlarımız, bizler bu anlayışla çalışıyoruz ve var. Halkın %50 civarında oyunu almış gelmiş güçlü bir hükümet var ki demokrasiye inanıyorsak sandık iradesine de saygı duymamız gerekir. Bu güçlü hükümetin gücünden Edirne nasıl daha fazla kazanç elde edebilir, nasıl daha fazla yatırım getirebiliriz? Bunun peşindeyiz. Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusunun da kültürünün de Türk dünyaya tanıtılmasıdır. Kültür turizmini bizim daha ön plana çıkarmamız lazım. Edirne'de ise Edirne özelinde inanç ve kültür turizmini daha ön plana çıkarmamız lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz pazartesi günü Selimiye Rekreasyon Projesi'nin taban proje kuruldan onaylandı koruma kurulundan. Yemişkapı'nın hanı ile ilgili çalışmalar ve görüşmeler devam ediyor. Onu da bir iki ay içinde sonuçlandıracağız ama peyzaj çalışmalarına başlayacağız. Kentimizin mücevheri olan, tacı olan Selimiye'nin de etrafıyla beraber hak ettiği görüntüyü vermesini sağlayacağız. Ki bu buraya gelen turist sayısında da, inanç turizmi anlamında da çok ciddi bir katkı yapacağız.